Evet, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle biz sizi tanıyalım. Evet, teşekkür ederim. Ben Balıkesir Büyükşehir oldu 30 Mart'ta. Büyükşehir olduktan sonra şehir merkezi ikiye ayrıldı. 6 Eylül ve Karesi ilçesi diye. Ben de 6 Eylül Belediye Başkanıyım, Zekai Tafıoğlu. Belediyecilik tabii sadece alt yapı, üst yapı demek değil. Hizmet belediyeciliği demek değil. Tabii sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik, çevreye duyarlı belediyecilik, katılımcı belediyecilik, bunların hepsini eş zamanlı olarak yapmanız lazım. Çünkü toplumun, insanların her şeye ihtiyacı var. Yani birini bitirip diğerine başlayan olmaz. Hepsini eş zamanlı yapmak lazım. İşte içinde bulunduğumuz bu binada 6 Eylül Belediye'mizin sosyal belediyecilik anlamında güzel örneklerinden birisi 6 Eylül Gelişim Merkezi, ALGEM diyoruz. Bu binada meslek edindirme kurslarımız var, sosyal marketimiz var, aile danışma merkezimiz var, çocuk bakım evimiz var, yine yaşlılar bakım merkezimiz olmak üzere bir komple, bir butik bir binamız. Bütün hizmetleri bir arada topluyoruz. İşte şu anda da içinde biçki dikiş kursunun yapıldığı salondayız. Talebe göre kursları açıyoruz ve onlara balık tutmayı öğretiyoruz buralarda. Bu sertifikalı Halk Eğitim Merkezi ile beraber yapıyoruz. Almış olduğu sertifikalarla İş buluyorlar. Geçen bir kurs tamamlandı. Yaklaşık olarak 32 kişilik bir kurstu. Bunlardan 23 tanesi belgeleriyle iş buldu. Ve böylece de neticede balık tutmayı öğrenmiş oluyor. Tabii bunların önündeki en büyük engel şu olduğunu gördük biz. Çocuklu aileler oluyor. Değil mi? Çocukları nereye bırakacağız diye. En büyük sıkıntı oluyordu. Ondan dolayı biz kursa katılamıyoruz diyorlardı. Biz bu sefer bu binada tanzim ederken bir katını da çocuklar için kreş yaptık. Bahane yok yani, değil mi başkanım? Artık her türlü gelebilirler. Çocuğu da buraya getiriyorsunuz. Aynen. Burada aile danışma merkezimiz var, psikologumuz var. Allah başkanım, tebrik ediyoruz. Dileriz bütün belediyelerde bu sosyal belediyecilik gelişir ve işe, aşağı ve mesleğe ihtiyacı olan tüm efendimleri olmak üzere herkesin de bu kurslara davet ediyoruz. Tebrik ediyorum başkanım. Yüreğinize sağlık. Evet, sağ ol. Ben de teşekkür ediyorum. Şimdi bu çok anlattınız. Artık yavaş yavaş gidip böyle bir gezelim değil mi? Bu tabii güzel binamıza ne var ne yok. Hep beraber bakalım. Teşekkürler başkanım. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. Emine Tosun. Emine Hanım, ne zamandan beri kurstasınız? Açıldığından beri. İki aydan beri. Peki neler öğrendiniz kursa? Kesmeyi, dikmeyi. Burada bir pantolon görüyorum sanki. Şalvar gibi bir pantolon var burada. Kime yapıyoruz biz bunu? Kendime yapıyorum. Kendinize yapıyorsunuz. Şimdi şöyle baktığımızda kumaşından artık pantolonu çıkartabiliyor musunuz? Evet. Peki iki ayda bu kadar öğrenilebiliyor mu? Öğrendik hocam. Vallahi hocamızın o zaman yüreğine sağlık. İki ayda sevgili izleyenler bakın bunun kalıbı nerede mesela? Kalıbı burada. Eskiden ben tekstilde çalışırken, küçükken tekstilde çalışıyordum. Bunun böyle kartondan oluyordu kalıpları. Artık böyle mi kullanılıyor kalıplar? Evet, böyle. Şeye falan gerek yok, o koca koca kalıplara gerek yok. Peki başka ne yapıyor biliyorsunuz pantolon dışında? Etek, ceket. Ceket yapıyorsunuz. Evet. Ceket yaptıysanız artık siz terzisiniz yani. Bunda üstü falan yok. Evet. Oldu bitti diyorsunuz yani. Bilmiyorum, daha o kadar değil de. Yapacağım ama daha ben. İnşallah. Güzel şeyler yapacağız diyorsunuz. Ben çok seviyorum böyle sosyal projeleri. Niye seviyorum? İşte evde oturup televizyon izleyeceğinize, ev işleri bir müddet 12'ye kadar, ondan sonrası bitiyor. Gelin burada hem meslek edinin, hem de güzel güzel arkadaşlıklar, dostluklar edinin. Eğer aynı mahalledeyseniz burada birlikte gelip beraber tekrar gidebiliyorsunuz. Keyifli oluyor bu kurslar. Hemen ben hocamın yanına doğru geldim. Biraz da hocamızla konuşalım. Merhabalar. Merhaba. Ceyda. Sizi tanıyalım. Ceyda Çıprıkçı, hazır giyim öğretmeniyim. Burada görevlendirildim 6 Eylül Halk Eğitim tarafında. Memnunuz. Nasıl gidiyor kurslar? Maşallah 2 ayda pantolon yapmayı öğrenmiş abla. Ya o biraz kişinin isteğiyle de. Yani kişisel yetenek olacak diyorsun. Yani yetenek de olacak, istemek de olacak. İkisi bir arada olunca biz de elimizden geleni yapıyoruz. Onlar da hevesliler. Çıkıyor ortaya, çok güzel ürünler çıkıyor. Ne yapıyorsunuz burada çıkan ürünleri genelde? Eğer buradaki kumaşları kullandıysak, çünkü bize ALGEM hali hazırda kumaşlar veriyor. Gene
önce bir sergi yapıyoruz. Hani ziyaretçilerimize gösteriyoruz. Eğer kendilerine dikmek isterlerse de kendi kumaşlarını alıp geliyorlar. Kendilerine, işte çocuklarına, eşlerine. Yani işte. Emeğinize, yüreğinize sağlık hocam. Evet. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler, Algem'de gezmeye devam ediyoruz. Şimdi çok güzel bir kursa geldik. Çok da anlamlı bir kurs. Önce hocamızla konuşalım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? Teşekkürler. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Sizi tanıyalım. Çok sağ olun. İsmim Gülden Akgün. Nakış öğretmeniyim. Burası görme engelliler elde kurdele nakışı kursu. Bir öğrencimiz var. Lame Hanım. Gözleri hiç görmüyor. Daha öncesinde eline iğne iplik almamış birisi. Bizim kursumuz Kasım'ın 10'unda başladı. O bu şekilde çiçekler yapıyor. Biz de onun yaptıklarını orada birkaç örnek çıkardık. Biz o şekilde değerlendiriyoruz. Buraya geldiğin zaman gerçekten çok mutsuzdu. Sürekli sıkıntılarından, dertlerinden, yaşadığı olumsuz olaylardan bahsediyordu. Ama şu son zamanlarda yüzü gülmeye başladı, çok mutlu olmaya başladı. Ve yaptığı ürünleri bir komşusundan da yardım alacak. Değerlendirip satıp para kazanmayı düşünüyor kendisi. Güzel. Tebrik ediyoruz hocam o zaman sizi. Onu böyle yüzünü güldürebiliyorsanız. Evet. Biz hemen şöyle yanına doğru geçelim. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. Lame Ercan. Nasıl gidiyor burada kurs? Çok iyi. Çok güzel. Çok güzel. Peki nereden esinlendiniz? Kimden duydunuz bu kursu böyle? Kimden duydum? Araştırdım. Buradaki Esra Hanım ile Tuba Hanım'dan duydum. Böyle bir şey var dediler. Katılır mısın? Dedim tabii ki katılırım. Onlardan duydum. Onların sayesinde ben buraya geldim. Böyle de yüzüm gidiyor diyorsun. Şu an bunları siz mi yaptınız? Tabii ben yaptım. Peki hiç mi göremiyor musunuz? Hayır, hiç yapamam. Çocukluktan beri mi böyle? Yok, çocukluktan beri değil. Şeyden beri. Böyle 3 yıla kadar görüyordum. Ama az bir şey görüyordum. Şimdi artık göremiyorsunuz. Şimdi göremiyorum. Peki nasıl bir şey bu mesleği yapmak, bunları... Çok güzel, o kadar güzel ki yani böyle bir duyguyu tahmin edemem yani. O kadar güzel bir şey ki yani bir şeyi insan başardıktan sonra mutlu oluyor. Peki hiç umutsuzluğa kapıldınız mı yapamam edemem diye? Yapıldım. Hatta Esra Hanım, doktor kendi de, o yani doktoru, evet. Şey dedi, ben sana güveniyorum, cesareti ondan aldım. Ondan bir de Tuba Hanım'dan. Cesareti aldınız. Şimdi böyle güzel güzel sevgili izleyenler gösterelim bakın ne yaptıklarına. İşte bu onların eserleri gerçekten birbirinden güzel şık. Bunları sizler yaptınız değil mi? Evet ama her şeyi hocama borçluyum. O zaman yani hocamıza buradan büyük... Razı olsun yani onun sayesinde elim iner, iplik tutuyor. Peki ilk başlarda böyle bir elinize falan batırıyor muydunuz? Oluyor muydu o aksilikte? Batırmak her zaman. Her zaman. Her zaman batar diyorsun bu iğne. Evet. Ama önemli olan devam ettirmek değil mi? Batmasa da bir şey öğrenemez. Değil mi? Peki ne yapacaksınız? Bundan sonra hedefiniz ne? Satıcı. Bunları satacaksınız. Evet. Mesela şu bu simit kaç para mesela şu yaptığınız bu kurdeleler? Şöyle 30 falan 35 yani insanlar ne kadar tutturursa o kadar yiyorlar. Ne kadar çevrenler. Ne kadar çok verirlerse o kadar çok faydalı olurlar bence. Daha da fazla eder bence bu el emeği, göz nuru, bu güzel hediyeler. Bence değerlendirilmeli sevgili izleyenler. Sizi de tebrik ediyorum cesaretinizden dolayı. Elinize, emeğinize sağlık. Durmak yok, çalışmaya devam. Tamam mı? Tabii. Kolay gelsin, çok sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili izleyenler, kursları gezmeye devam ediyoruz. Ancak öyle bir yere geldim ki beni tanıyanlar bilir, en sevdiğim bölümdeyim. Niye?
Çünkü bunun içinde yemek var. E yemek olunca Lokman'ın yüzü bakın nasıl güldü hemen. Merhabalar hocam. Merhaba. Sizi tanıyalım, hoş bulduk. Ben Nilgün Ayar, Koca Altıeli Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak çalışıyorum. Aşçılık ve pastacılık kurslarını arkadaşlarımızla beraber yürütüyoruz. Hocam arkadaşlar sizden çekiniyor galiba, uzaklara gitmişler. Şöyle gelsinler bu taraflara, gelin böyle bu tarafa doğru. Onlar heyecanlı. Yok yok, heyecana gerek yok. Neler yaptık hocam burada, neler var? Valla biz kursumuz bünyesinde belirli bir plana göre hareket ediyoruz. Modüllerimiz var. Modüllerimiz doğrultusunda menü çıkartıyoruz genellikle. Sağ olsun Algen de bize Altıeli Belediyesi hani maddi anlamda kaynak sağladığı için alışverişler önceden yapılıyor. Sonra o günün menüsü ortaya çıkıyor. Profiterolümüz var. Badambura, Azerbaycan poğaçamız var. Neyimiz var, neyimiz var? Badambura. Badambura. Azerbaycan. Sanki Fransız yemeğiymiş gibi, madambura gibi. Azerbaycan yöresine ait bir poğaça bu. Evet. Çok bilinen. Sarmamız İngiltere'den geldi o sarmalar. Yok, o bizim yani, özel diyorsun. Öz be öz Balıkesir sarması. Peki Balıkesir'e başka neler var Balıkesir'de buraya özgü? Balıkesir'in en meşhur yemeklerinden bir tanesi tirit. Ondan sonra etli çorbamız geliyor. Ekmek kadayıfımız ve kadayıf tatlısı olarak en çok bilinenleri bunlar. Şimdi hocam, tirit dediniz, beni benden aldınız. Arkasından etli çorba dediniz. Nerede tirit? Tiridimizi biz size buyurun gelin. O zaman diyeceğiz ki tiridine 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 bandım. Bedava mı sandım, para verip aldım. Nerede? Hazırlayalım. Geleceğiz, tirit yapacağız. Başka? Başka ekmek kadayıfı yapalım. Başka? Bir de etli çorbamızı yapalım. Tamam, o zaman sözünüzü aldıktan sonra onu buyurun. Şöyle. hanımefendi şöyle. Ben de bir tane tadına bakayım genç kurma olarak. Bunu makinede falan mı sarıyorlar? Yok, kursiyerlerimizin eşsiz parmaklarından çıkma, el yapımı gayet güzel. Güzel, o zaman şöyle ben konuşayım. Merhaba, kim sardı bu sarmayı? Hep birlikte sardık arkadaşlar. Hep beraber fabrika gibi çalıştınız maşallah, çok lezzetli evet. Olmuş. Zeytinyağlı mükemmel. Evet, ekşi zeytinyağlı. Sizi tanıyalım. Benim ismim Rukiye Eker. Rukiye Hanım, ne zamandan beri bu kurstasınız? 2005'inde başladı kursumuz. İlk önce değişik lezzetler öğrenmek için geldim ama iyi ki gelmişim bu kursa. Gerçekten biz hiçbir şey bilmiyormuşuk. Bunu bilmiyormuşuk nedir? Çok şey bildiğimizi zannediyorduk. Gerçekten çok değişik lezzetler öğrendik. Bu arada ben bayıldım sarmalara. Kimle konuşalım başka? Şöyle Çakır ablanın yanına doğru geçeyim ben. Ay dedi beni duyunca, ben tutayım da kaçmasın. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. Ben Fatma Coşkun. Fatma Hanım nasıl gidiyor? Gayet iyi, çok memnunuz. İyi ki gelmişiz, iyi ki hocamız var, iyi ki bu kurs açılmış. İyi ki ben de geldim değil mi? İyi ki siz de geldiniz. Sesimizi de duyuyorduk herkese. Ne güzel, gerçekten ben böyle kurslara bayılıyorum. Şu, neydi bunun ismi hocam? Madambura Poğaça. Madambura, badam. Badambura. Evet. Badambura, Fransız değil tabii, Azerbaycan. Harika. Kim yaptı bunu? Hep beraber yaptık. Her şeyi hep beraber yaptık. Sevgili izleyenler, burada sen, ben, o yok. Evet. Biz varız. Evet. Kadının gücü var. İşte hep beraber yapılan şeyler burada. Çok teşekkürler. Emeğinize sağlık. Kolay gelsin. Mikrofonu yemek için buraya koydum Mehmet. Elimde de sarma var. Tadına bakıyor. Harika. Yaka mikrofonu nasıl olmuş mu, yaka mikrofonu? Çıkartıyorum şimdi. Hadi diğer kursa gidiyoruz. Lokman bizim şehirde, Lokman Balıkesir'de. Sevgili izleyenler, şimdi elimize sarmalarımızla buranın en keyifli yerine gidiyoruz. Beni takip edin, pişman olmayacaksınız diyorum ve bakın size kimleri göstereceğim. Oh 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 oh, hoş bulduk, hoş bulduk. Ne getirdim ben size? Ne bu? Biliyor musunuz bunu? Sarma. Ne o? Sarma. Sarma mı? Peki yer misin sarma? O zaman ben bir sana sarma yedireyim mi sana? Oh,
Ye bakayım onu. O zaman bir tane de sen ye. Nasıl? Güzel olmuş değil mi? Bir tane daha büyük götür. Parmağımı değecektin. Sana da bir tane yedireyim ben. Ay parmağımı yiyordu. Ay parmağımı yiyordu. Canavar gibi yedi. Merhabalar, şöyle ben ortanıza oturayım mı? Adın ne senin? İhsan Nur. İgranur. Aa, ne güzel ismiş İgranur. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Bilmiyormuş ya, sıkıştırmayın İgranur'u yani. Ben de bir tane yiyeyim mi? Ben de yiyeyim mi bunlar? Ne bunun adı? Sarma. Sarma, seviyor musun sarma? En sevdiğin yemek ne senin? Sarma. Sarma mı? Ya en sevdiği semeği yemeği getirmişiz. Güzel değil mi? Allah sen de ya. Adın ne senin? Betül. Betül, yaş kaç? Korkma abimle uğraşma, ben yemek yiyorum diyorsun. Beş. Peki, anne nerede? Yukarıda. Yukarıda mı? Sarma alabilir miyim? Tabii sarma alabilirsin, özür dilerim. Minnoşlara bak. Anne yukarıda kursta, işte başkanın da dediği olay bu. Onlar yukarıda kursta eğitim alırken bebişlerimiz de burada ne güzel oyunlar yapıyorlar, çizimler yapıyorlar. Lokman abileri de onlara en sevdiği yemek sarmayı getirmiş. Yanağından öpebilir miyim senin bir kere? Senin de yanağından öpeyim. Senin? Sınır, gel. Oh. Öpüyorum sizi. Seni de buradan öptüm. Al bir tane sarma daha bakalım sende. Hocam merhabalar. Ya ne güzel bir iş böyle, bu minnokları buradan çok eğlenceler değil mi? Çok uslu öğrenciler yalnız. Çok uslular. Evet. Çok, sen bir de bana sor dermiş gibi. Hayır, gerçekten uslu öğrencilerimiz. Ne yaptınız? Bugün ördek mi yaptınız onlara? Leylek yaptınız. Süslediler leylek örümesi. Ne güzel. Hı-hı. Peki kaç tane öğrencimiz oluyor? Şu an bazıları rahatsız, grip oldu hava soğuyunca falan. 8 öğrenci, sabahtan 12 öğrenci öğleden sonra geliyor. Yani burası aslında bir anlamda kreş yani değil mi? Aynen öyle. Bütün kreşte yapılan faaliyetleri burada uyguluyoruz. Ne güzel. Beslenme saatindeyiz şu anda. Betül çok sevdi. Umut göstersene Umut. Yakalandığını görünce. İkramı sen de bir tane ye. Hadi sen de bir tane ye. Bitti. Sarmalarımızı da yediğimize göre. Efendim Lokman bizim şehirde Balıkesir tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili izleyenler, bizim minnakların güzel bir şarkısı varmış. O şarkıyı bize söyleyeceklermiş. Şimdi mikrofonu ben masaya bırakıyorum. Onlar da bize çok güzel bir şarkı söyleyecek. Hangi şarkı? Sümüklü Böcek mi? O zaman mikrofonu bırakıyorum. Hadi bakalım, gelsin Sümüklü Böcek. Bravo. Çok teşekkürler. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hadi görüşürüz Ahmet, öpeyim. Bay bay.